konuşacağımız konu beni çok heyecanlandıran O1 vizesi. Her meslek için, her işi yapan kişi için geçerli bir şey bu. Yaptığı işte kritik olması önemli. Yani kendini kanıtlamış insanların Amerika'da kovalayabileceği bir şey. Şimdi ancak O1 Amerika'da direkt işveren sponsorluğu gerektirmeyen tek vize. Berber olur, set dekorasyoncusu olur, yazılımcı olur, öğretmen olur, sporcu olur. Aklınıza ne geliyorsa. Siz mesela Türkiye'de bir şirketle anlaşıp işinizi Amerika'da yapacağınıza dair kontrat imzalarsanız gelecekte yapacağınız işin kanıtı yurt dışından da olabilir. Evet, bugün yanımda diyemeyeceğim ama New York'ta olan, Amsterdam'da ve bir New York'ta, birbirinden değerli, kıymetli, normalde ikisi de New York'ta yaşıyor bu arada. Benim hem artık arkadaşlarım olan hem de benim Amerika'ya gitme sürecimde bana destek olacak olan sevgili Yasin ve Buğra var. Öncelikle ben sözü onlara bırakacağım çünkü kendi yaptıklarını ve kendi işlerini en iyi onlar açıklayacak ve sözü size bırakıyorum. Merhabalar herkese, ben avukat Yasin Akalan. Klasik bir aslında videolarıma baktıysanız aynı giriş yaptım şu anda. Akalan Hukuk Bürosu'nun şimdilik sahibi diyelim ve aynı şekilde buradaki yönetici avukatıyım. Buğra Bey de bizim, kendisi de kendini mutlaka tanıtacaktır zaten. Business Immigration, yani iş yeri üzerinden göçmenlik vizelerinin başındaki yöneticimiz. Akalan Hukuk Bürosu yaklaşık 2,5-3 yıllık bir hukuk bürosu. 2020'de tam da böyle pandeminin göbeğinde başladım ben bu işe, hukuk bürosunu. Hemen 1-2 ay sonra zaten ilk kişi, ikinci kişi derken hızlıca büyüdük. Göçmenlik hukuku Amerika'da çok hızlı değişen bir sektör açıkçası, bir hukuk alanı diyeyim. Alan olarak göçmenlikte şu an A'dan Z'ye Buğra Bey'in katılımıyla beraber artık hizmet verebilmeye başladık ki bunu diyebilen A'dan Z'ye full, yani her şeyi yapabilecek seviyede hizmet verebilen nadir hukuk bürolarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Emre Bey, Buğra Bey'in yakın arkadaşlarından bir tanesi. Öyle bir tanıştırdı, oradan beraber çalışmaya başladık kendisiyle ve şu anda artık yatırımcı vizeleri, iş yeri üzerinden başvurular, şirket kurulumları ve yetenek vizeleri, ki en çok bunu konuşacağız. Evet, bu tarz vizeleri, evet. Bu tarz vizeleri de yapabilmeye başladık. Buğra Bey kendini tanıtacaktır. Bu konuda ciddi bir tecrübesi var. Bu sayede tekrar tekrar söylüyorum ama A'dan Z'ye göçmenlik hizmeti verebilir olduk. Ve de A, Z. A, Z. Oraya A ve Z koyarız. her şey A, Z diyoruz. Buracığım. Evet. Asıl benim ilk tanıştığım ve beraber birdenbire kanımızın acayip kaynayıp çalışmaya başladığımız sevgili Buğra'cığım. Sonra ben Yasin'le tanıştım. İkisini de çok seviyorum bu arada ve gerçekten çok bilgili bu konularda, artık yıllardır deneyimli insanlar. Buğra'yı da bir tanıyalım. Buğra da kendinden bahsetsin. Sonra da ne konuşacağımıza geçelim bugün. Amerika'da iş göçünü diğer başvurulardan ayıran şey, diğer başvuru bir yeşil kart lotosu muhabbeti var. Bir de aile göçü var biliyorsunuz. Bizim işimiz daha profesyonel, kendini kanıtlamış insanlarla alakalı. Departmanımız yeni ama biz çok farklı iş kategorilerinden kendini Amerika'da yeniden yüceltmek isteyen kişilerle çalışıyoruz. Bu bizi neden heyecanlandırıyor? Çünkü insanları tanıyoruz ve insanlar etrafına başvuru kuruyoruz. Yani sonradan çıkmış bir şekilde form doldurma meselesi değil. Amerika her şeyden evvel akıllı, eğitimli ve yaratıcı insana aç bir toplum. Amerika'yı kapitalist, parayla vesaire özdeşleştiren şeyin dışında bir şey söylüyorum. Çünkü Amerika'nın en yenisine, kendini en kanıtlamış insanlara her zaman ihtiyacı var. Ve bu para gerektiren bir şey değil. Yani para her zaman gerekiyor ama bir insanın kendine yaptığı yatırıma ayrılmış özel bir vize kategorisi var. Bundan bahsetmişken de aslında bugün konuşacağımız konu O1 vizesi. Beni çok heyecanlandıran, sizinle tanıştıktan sonra Buğra'nın bahsettiği, hani sen vatandaş olmasaydın biz seni zaten O1 ile Amerika'ya getirirdik dediği ve benim de nasıl yani dediğim. Çünkü olağanüstü yetenek deyince kendimde böyle bir olağanüstü yetenek başlığını dolduracak bir şey açıkçası görmemiştim. Ama varmış, bunu da duyduktan sonra hem influencer arkadaşlarım hem farklı meslek alanlarında çeşitli başarıları olan tanıdıklarım için müthiş bir fırsat olacağını düşünüyorum. Ve sizin için de aynı zamanda bu videoyu izleyen herkes için, yani bu kategoriye altında kendini bulabilecek olanlar için. O yüzden de bununla ilgili bugün bir video yapmak ve O1 vizesini tanıtmak istiyoruz açıkçası. Ben de bunun destekçisi olmak istiyorum. Buradan bunun duyurulmasına yardımcı olmak istiyorum. Şimdi Buğra ve Yasin aslında bu O1'in ne olduğunu, hangi insanların bundan yararlanabileceğini anlatacak bize. O1 vizesi olağanüstü yetenek vizesi.
halk arasında sanatçı vizesi olarak bilinir. Ancak bu kategorik olarak doğru bir şey değil. Her meslek için, her işi yapan kişi için geçerli bir şey bu. Sadece hani yasalar teknolojinin biraz gerisindedir. Yasalar yazıldığı zaman hani daha eskiden meslekler daha kalıplaşmıştı. Eğitim gerektiriyordu. İnsanların kariyer yolları çok belliydi. Ama o vizesi genel hatlarıyla kendini mesleğinde en yüksek yere getirmiş. Bunun için tanınırlık sahibi, otorite sahibi, artık eksper olmuş. Ya, iş yaptığı kişilerle, yaratıcılığıyla ön plana çıkmış. Ve başkaları tarafından organizasyonlar olsun, akademiler olsun, üyelik gerektiren kuruluşlar olsun, destekleyen kişilerin kovaladığı bir vize. Olağanüstü yetenek ne demek? Aslında yasada 8 tane kriter var. Bu kriterin 3 tanesini tatmin eden kişiler O1 vizesi alır diye, yani kaba tabirle böyle. Ancak O1'in güzel tarafı şu, o kriterlere uymayan kişilerin, yani meslekleri o kriterlere uymayan kişilerin kendi kriterlerini hükümete sunma hakkı var. Bu kriterler nelerdir mesela? Organizasyon üyelikleri, kuruluşlar tarafından destekli olmaları, yaptıkları işlerde kritik role sahip olmaları. Yani herkesin CEO ya da executive olmasına gerek yok. Yaptığı işte kritik olması önemli. Yani çok aşağıda çalışan ama öyle bir projede çalışıyordur ki o kişi, onun olmazsa olmazıdır. Bu bir kategori. Ulusal ya da uluslararası tanınmışlığa sahip olmak. Bu ne demek? Basın organlarında, işte sosyal medyada, yeni medyada tanınmış olmak. Hakkından bahsediliyor olması, haber yapılmış olması, söyleşiler, mülakatlar. Kendini bir şekilde kamu gözünde ilerletmiş kişiler olması. İçerik üreticileri ve influencerlar da bunun içine giren kısım. Tabii ki, yani o noktada yaptıkları işin tabiat kendi başına zaten kendi reklamını yapan kişiler. Diğer kategoriye gidelim. İşte kendi yaptığı işe göre daha fazla para kazanmaları bir tane kriter. Ondan sonra iş kategorilerinde işinde eksper olduğunu kanıtlayan kişiler olmaları bir kriter. Yani mesela yarışmalarda jüri üyeliği yapmış olmaları. Bu özellikle akademisyenler için yüksek bir olanak demek. Çünkü yaptıkları iş sürekli yayınlanıyor. Başka akademisyen onlara mesela referans yapıyor. Sürekli başka insanların işlerini değerlendiriyorlar. Yani genel hatlarıyla O vizesi kendini kanıtlamış insanların Amerika'da kovalayabileceği bir şey. Şimdi O'nun güzel tarafı, normalde bütün iş vizelerinde bir sponsor gerekliliği var. Ancak O1 Amerika'da direkt işveren sponsorluğu gerektirmeyen tek vize. Hangi meslekler, yani biz, acaba ben bu işi kovalayabilir miyim diyecek olan dinleyenlerim varsa Zeynep, berber olur, set dekorasyoncusu olur, yazılımcı olur, öğretmen olur, sporcu olur. Aklınıza ne geliyorsa. Gerçekten mi ya? O kadar kapsamlı abi, çok iyi. Çok yani iyi. Bu iş genellikle iş adamları, sporcular, akademisyenler ve sanatçılar için kurulmuştur. Ancak Amerika'nın bu bahsettiğimiz beyin ve yaratıcılık ve kendi kanıtlamış insanlara açlığından dolayı işin ölçeği çok büyümüştür. Çok iyi. Yani anladığım kadarıyla buna başvurduğumuz zaman biraz tabii yine bir kanıt niteliğinde, yani bu insan bulunduğu ülkede ne yapmış referans mektubuyla beraber, yani bir insandan, bir üst bir akıldan, o konuyla ilgili akıl diyelim, bir mektup yazılıyor, belgeler toplanıyor ve başvuru yapılıyor değil mi? Yani bu kadar basit bir süreç aslında bu. Yani hiçbir şeye basit dememek lazım ama kendi tanıtmış insanların yürüyebileceği bir yol bu. Bu tür vizeler Amerika'da içeride göçmenlik bürosunda değerlendiriyor. Yani adı O1 vizesi, ancak konunun içine çalışma vizesi olduğuna, yatırımcı olsun, şirketlere transfer olsun, profesyoneller olsun, O1 yetenek vizecileri olsun. Bu başlar Amerika içine yapılıyor. Kabul aldıktan sonra konsolosluktan vize kovalama hakkı doğuyor. Ne kadar sürüyor ve başvuru ücretleri ne kadar? Ben şimdi aklıma gelen insanların sorabileceği soruları düşünerek size soru soruyorum. Bütün bu iş vizelerinde, şirketlere transfer olsun, yatırım olsun, O1 vizesi olsun, Amerika'da bunu yapan 3-4 tane farklı ajans var aynı bakanlığın altında. Yetenek vizesi üzerinden gidelim. 2 tane var. Bir tanesi Kaliforniya'da, bir tanesi Vermont'ta. 2 ile 6 ay arasında cevap çıkıyor. Yalnız bu hükümetin yoğunluğuna göre değişiyor. Şöyle bir avantaj var. Finansal olarak kuvvetli ve finansal sağlığı yerinde kişiler hükümete ekstra bir ücret ödeyerek 15 gün içinde cevap alabiliyor. Hükümetin başvuru ücreti $460. Okay. Bu hızlandırma ücreti $2,500 ve bu bahsettiğim sendika izinleri de $250-$350 arasında değişiyor. Bunlar baz, zorunlu izinler, hukuki temsili içermiyor. İşin hazırlığı da
kişinin ne kadar organize olduğuyla alakalı. Yani ben 2 günde de O1 çıkardığımızı biliyorum. 2 ayda da. Bu hani kişinin gerçekten hani imzaları toplaması, ondan sonra bize dosyalarını sunması, bizim de kriterlere uygun şekilde briefleri, memoları yazmamıza falan bakıyor. Bu fiyatlandırma ile ilgili şey olabiliyor genelde. USCIS'in yani göçmenlik dairesinin ilanları oluyor. Belli bir süreden sonra değişebiliyor fiyatlandırma. Bu videoyu atıyorum, bundan 5 yıl sonra izleyen olursa aynı fiyatları beklemesin. Değişecektir o zamana kadar. O bir vizesi 2 ila 6 ay dedik. Bu işin geri dönüşü. Geri dönüş geldi. O bir vizesi onaylandı. Bu insan nasıl bir hakka sahip oluyor? Ne kadar süreyle o haklara sahip oluyor? Sonrasındaki süreç nasıl diye bir sormak isterim. O1'in azami basış süresi 3 senedir. Yalnız bir haftalık O vizesi de istenebilir. Yani bu insan, bu kişinin Amerika'da ne yapacağıyla alakalı. Okay. O1 vizesi çıktıktan sonra istediği zaman Amerika'ya girebilir. O1 çoklu giriş vizesidir. Amerika içinde bulunmak zorunluluğu yoktur. Bu arada bu bahsettiğimiz kanıtlar dünyanın her yerinden olabilir. Ha şunu da söyleyeyim bu arada Zeynep. O1 vizesi ile Amerika'da çalışmak için Amerika'da şirketlerle anlaşma zorunluluğu yoktur. Siz mesela Türkiye'de bir şirketle anlaşıp işinizi Amerika'da yapacağınıza dair kontrat imzalarsanız gelecekte yapacağınız işin kanıtı yurt dışından da olabilir. Aa. Yani şu an mesela bir aktörsünüz ya da bir yazılımcısınız Türk bir firmasında. İş mektuplarınızı Türkiye'den tahsis edebilirsiniz demek bu aslında. Hükümet o aracı agent'ı kullandığı için buna müsaade ediyor. Yani sizi eğer bir tahsis etme söz konusu bu oluyor. Eğer direkt şirket sponsorluğu üzerinden O1 başvurusu yapılıyorsa yani tek kişi için, tek şirket için tek iş yapılacaksa siz o şirkete tabi oluyorsunuz. Ancak arada agent kullanıp çoklu firmalarla çalışabileceğinizi gösterirseniz o zaman başka işler kovalayabiliyorsunuz. Bu işi şöyle düşünün. Çünkü işin içine sanat girdiği için ve sanat kategorisinde insanların 2 sene, 3 sene sonra yapacakları iş, alacakları projeler belli olmadığı için direkt olarak hani böyle serbesti olarak freelance'e müsaade etmese de hükümet gelecekteki işlerin kaliteli ve düzgün olduğunu görmek isteyerek yani bu iş mektuplarını isteyerek insanlara bu fırsatı tanıyor. Çünkü herkes atıyorum doktor, avukat vesaire olmak zorunda değil. Bunu hani iyi niyetli iş mektuplarıyla sizin bu vizeyi aldıktan sonra elinizde Amerika'ya da katkı sağlayacak işlerin hazır olduğunu göstererek görmek istiyor. O1'in yanı sıra hani eşler ve 20 yaşın altındaki çocuklar da vizeleri kovalayabiliyor eğer öyle bir şey söz konusuysa. Bir de O1 yani ana başvuran kişinin işini yapması için olmazsa olmaz ekstra elemanlar varsa onlar da ana kişiyle beraber O2 vizesine başvurabiliyor. Yani mesela bir influencer'ı düşünün. Influencer'ın çekimlerini yapan ışıkçısı olabilir. Bir sanatçıyı düşünün menajeri olabilir. Bir yazılımcıyı düşünün onların coder'ları olabilir. Yani kendileri ve o işi yüceltmek ve şahlandırmak için gerekli elemanlar da bu sürece dahildir. Eşi ve çocuğunun vize tarzı O3 müydü? Hatırlatabilir misin bana? O3 evet. Değil mi? O3. Ne yazık ki eşler ve çocukların çalışma müsaadesi olmuyor. Bu O vizesinin alt taraflarından biri ama hani bütün bilgileri olduğu gibi vermek zorundayız. Ama O1 bu anlamda insanların yani kendini kanıtlamış kişilerin bir de Amerika'da kariyerlerini yüceltmek için olağanüstü bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İsmi gibi olağanüstü yetenek vizesi gibi gerçekten hani, O1. Ön planda olmayan insanların da kovalayabileceği bir vize. Yani bir ses teknisyeninin de sahne arkasında çalışan birinin de mutlaka hani işinde kritik olan kritik pozisyonda olan birinin üzerine gidebileceği bir vize kategorisi O1. Son olarak söyleyeyim. Eğer Amerika'ya hani girişimciler sürekli mesela yeni işler yapan kişiler eğer Amerika'ya yatırım yapacak bir bütçeye sahip değillerse iş alanından ticaret ya da iş ya da girişim ve yatırım alanından O1 kovalayan insanların Amerika'da kendilerine şirket açıp kendilerine sponsor olma hakları da var. Yani kimseye ihtiyaç duymadan girişimcilerin Amerika'da olağanüstü yetenek vizesi kovalaması da mümkün. Yani normalde çok ileri tarihe randevu veriyor konsolosluk ve Türkiye üzerinde konuşuyorsak ancak iş vizesi olduğu için ve Amerika'da kontratlar hazır olduğu için bu randevu tarihleri, mülakat tarihleri öne çekiyor konsolosluk. Çünkü bekleyen işveren, yani iş yapılacak ve zaten onay gelmiş. Bu hani gayri resmi gezmeye ya da vesaire giden insanlar değil. Bu kontratlar zaten hazır. O yüzden her zaman öncelikliler randevu kategorisinde. Tamam. Buğra çok teşekkür ederiz. Acil bir işi çıktı Buğra Hanım. O yüzden şimdi Buğra'yı uğurluyoruz. Ama zaten ben anlatacağı kadar anlattı. Konuyu toparlamıştık yaklaşık. Aynen. Bütün vize kategorileri üzerinden geçeceğiz. O bir üzerinde de Zeynep'te zaten soru cevapta daha detaylandırırız.
Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Buğra. Çok sağ ol. Asla eksilmiyoruz. Buğra gitti ama Emre geldi. Emre evet. de kendinden birazcık bahsetsin. Sonra tekrar konuya geri dönelim. Zaten çok da bir şey kalmadı gibi. Evet. Benim de nasıl? Şimdi Yasin'le tabii üniversiteden bir tanışıklığımız var. İkimiz de Bilkent Hukuk mezunuyuz. Daha sonradan Yasin direkt üniversite yılları sonrasında Amerika'ya geçti. Ben Türkiye'de kaldım bir süre. İşte Türkiye'de bir kurumsal bir hukuk bürosunda çalıştım. Sonrasında işte hayat beni tekrardan New York'a attı. İşte New York'ta Yasin zaten o sıralar avukat olarak çalışıyordu. Ben master'ımı yaptım. Master'ımdan sonra New York Barosu'na girdim. Hem Türkiye'de hem Amerika'da avukatlık yapma fırsatı kazandım. Sonrasında da Yasin'le beraber bu yola atılmaya karar verdik. Adjustment of status dediğimiz yani evlilik üzerinden vizeler işte. Evlilik, annenin, babanın çocuğa green card alması. Belki statü değişiklikleri Türkiye'de. Mesela B2 vizesiyle geliyor Amerika'ya. Daha sonradan bir F1 öğrenci vizesine geçmek istiyor. Bu gibi statü değişiklikleri ve green card almayı akraba ilişkileri üzerinden o departmanı yönetiyorum. Şimdi de dediğimiz gibi işte business immigration'a atılma gibi bir durumumuz oldu. Buğra sağ olsun, Buğra sayesinde. Aslında şu herkes her şeyle bir şekilde ilgileniyor ve sanırım hepiniz bir şeyi cover ediyorsunuz yani. Bir taraf işi cover ediyor. Emre sanırım aslında benim de için içinde olduğum o evlilik üzerinden green card mevzusunu kapsıyor. Emre sana sorularım var Allah aşkına. Bir buçuk yıldan daha kısa sürede Amerika'ya gitmek istiyoruz. Yani lütfen bu işi nasıl hızlandıracağımızla ilgili bir tipin olursa eğer benimle paylaş. Şimdi konuyla ilgili genel bir bilgi verecek olursak da evlilik üzerine bir Amerikan vatandaşıyla bir yabancı evlendiğinde oradan green card alacaksa ilk önce yapılması gereken Amerika'dan bir başvuru yapıyoruz. Emre Bey'in işte departmanın yönettiği konu bu. Amerika'dan başvuru yapıyoruz evliliğin gerçekliğinin onayı. O bitiyor sonra konsolosluk vize basacak. Onun için randevu için de aylarca bir de onun için koşturuyoruz. Sonra da green card süreci başlıyor tabii. Yani iki aşamalı bir işlem aslında. Dolayısıyla Emre Bey de bu konuyla ilgileniyor diye onu da bir davet edelim istedim. Kendisi bu arada hani hepimiz bütün alanlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz sonuçta ama kendisi business immigration alanıyla da Buğra Bey'e yardımcı olmaktır. Ama herkesin de bir spesifik olarak uzmanlık alanı da var yani. O bir özelinde aslında bu olağanüstü yetenek vizesi özelinde ki bence sanırım vizeler arasında en kapsamlısı da bu. Yani maksimum derecede insanı ilgilendirecek bir vize bu. Hani atıyorum iş kurarsın, şey vizeleri var ya şimdi E2 falan, şirket açıyorsun da belli bir para gerekiyor. Yani herkesin bu kadar parası yok ama belli herkeste olabilecek olan, yani çoğu insanlar olabilecek olan şey yetenek. Bu videonun altına tabii ki bu arada herhangi bir sorunuz olur, anlamadığınız bir yer olur. Eğer yazarsanız da ki Instagram'dan da soru alacağız. Bir sonraki videoda aslında bir soru cevap yapmak istiyoruz biz. O yüzden eksik ya da değinmediğimiz bir yer varsa, aklınızda takılan bir şey varsa aşağıya yazarsanız sonrasında Yasin'lere hepsini soracağım ve cevaplattıracağım önümüzdeki haftalarda. Göçmenlik alanıyla ilgili sorular gelirse de onları da soru cevapla cevaplamaya çalışırız. Aynen, yani sadece O1 için düşünmeyin soru cevabı. Herhangi bir şekilde evlilik olur, göçmenlik olur, iş kurmak olur ya da O1 olur. Hani bunlarla ilgili sorularınızı sorarsanız ben onların yakalarını yapışıp bir saat tutup tek tek soruları soracağım. Çok teşekkür ederim vaktiniz için. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz tekrar. Ben de kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.